haberde detaylara baktık. çaykurspor karşısında 3 puan alındı ve özellikle dış sahadaki galibiyetleriyle dikkat çekiyor Fenerbahçe. Dış sahada ard arda 7. galibiyetini elde etti. İç sahadaki performans oranla dış sahada neden bu kadar motivasyonu yüksek bir Fenerbahçe var? Evet Fenerbahçe deplasman maç başına 2.84 puan ortalamasıyla da Avrupa'nın 10 liginde, 10 büyük liginde yer alan takımlar arasında zirvede bulunuyor. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Sabah gazetesinde bu detay yazıyor ve kolay bir iş değil. Üstelik bu zeminde kolay bir iş değil. Az Tabii. önce ki, inanılmaz e, bir zemin. Hiç hiç doğal ve insan sağlığına uygun bir zemin değil. Galatasaray Ankara Gücü karşılaşmasının öncesinde <laughs> e, ne kadar uyarıda bulunduysak aynı şey burada da geçerli. Burada biraz hani sağ gösterip sol vurmak değil. Şöyle bir durum var. Aşırı yağmur, evet. muhtemel kaldırmayan drenaj sistemi ve çamura dönen bir stadyum. O yağmur beklenmeyen bir yağmur ama nihayetinde insan sağlığına hiç uygun olmayan bir zeminde oynanmış bir karşılaşma ve belki de buna tahammül etmemek gerekiyordu. O yüzden bundan sonrasında da lütfen artık yani şunu bir, şu, bir şekilde çözelim. Yani şu statlar hı hı. uygun statlar değil. Federasyon bazı kulüplere ultimatomda bulundu. Stadyumlarınızda oynatmam maçı şeklinde düzeltin dedi. <laughs> bundan sonrası için de Fenerbahçe'de herhangi bir oyuncunun sakatlanmasının oluşturabileceği hem oyuncu sağlığı açısından problem hem de milyonlarca liralık belki euroluk zararlar karşılanamayacak durumlar ortaya çıkartabilir ve aynı evet. zamanda skor olarak da Fenerbahçe burada böyle hakikaten çamura bulana bulana galibiyet elde etti. Çok. Ama bu galibiyet elde ederken zeminin de verdiği etkiyle iki maçlık efor sarf etti. Tabii ki. İki maçlık efor sarf etti. Siz buna sebebiyet vermemeniz gerekiyor. O yüzden de Ankara Gücü Galatasaray maçından önce ne kadar uyarıda bulunduysak aynı şey geçerlidir. Bu saatten sonra da lütfen bir zahmet şu zeminleri toparlayalım ve federasyon sonucu denetlemesin tekrar söyleyeyim. Süreci denetlesin. Sonucu denetlediğiniz zaman a çamurmuş, hadi para cezası. Ama sonra ne oluyor? Olan yine oynayan oyuncu oluyor. Peki. Süreci denetlese bir şey yanlış gidiyorsa müdahale ederek konuyu çözebilir. Nasıl yurt dışından 10 tane gözlemci geliyorsa buyurun Türkiye'de halledemiyorsak halledebilecek uzmanlar var. Yurt dışından 10 tane gözlemci getirelim, denetçi getirelim, hatta uzman getirelim. Riva'da konuşlansınlar belli disiplinlerle bu tesisleri, bu Halı şeylere de dahil bu arada. Testler de dahil. Hı hı. Yani antrenman testlere de dahil olmak üzere denetlesinler. Utanç duyuyorum ya bazı durumlarda. Neden utanç duyuyorum? Görüyorum Esterken. böyle paylaşımları. Bak. Şimdi bu görünen yüz. Sevgili Demet. Bu görünen tablo. Bak Fenerbahçe, Rize Spor. Rize Spor, Fenerbahçe gibi elit bir düzeydeki bir karşılaşmada tablo bu. Hı hı. Sen bunun birinci ligini, ikisini, üçünü, bal ligini bir de onu düşün. Neler oluyor Allah bilir sporcunun sağlığı için uygun olmayan. Neler dönüyor Allah bilir oralarda. Yani bu seviyede vitrine çıkan karşılaşmada bile sonuç buysa var sen diğerlerini düşün. Ve o sağlık açısından problem bir de akademideki çocuklar için geçerli. Yani tesisler, o tesislerdeki antrenman sahaları inanılmaz berbat. Bak inanılmaz berbat. Çocuklar fayans zemin üstünde antrenman yapanlar var ya. Fayans zeminde Futbol antrenmanı yapılır mı? Fayans seviyinde futbol antrenmanı yaptırılıyor süperlikte bazı takımlardan çocuklara. Bunları kim denetleyecek? Ben mi denetleyeceğim buradan? Lütfen. Yani bunlar e, geleceğimize çok büyük bir yaradır. Hı hı. Ve Türk futboluna ihanettir. Ve belki de ihanettir. gelişememenin en büyük Bu konuyu çözmemek de, ben... de ihanettir. Bu konu üstüne bir denetimde bulunmamak da ihanettir. O yüzden lütfen şu işi denetleyelim. Hı hı. Doğru bir şekilde yönetelim. Federasyon iyi niyetli adımlar atıyor. O yüzden sonucu değil lütfen süreci denetleyelim. Sürecin içerisinde olalım. Sürecin doğru adımlar içinde olmasını denetleyelim. Şu zeminde futbol karşılaşması oynanmaz. Olmaz. Neyse ki büyük bir sakatlık meydana gelmedi. Şu an bilmiyoruz. Var. Bilmiyoruz şu anda. Belki de bugün yarın çıkacak MR sonuçları, bir şeyler, ağrılar, sızılar. O yüzden lütfen süreci denetleyelim. Tekrar söylüyorum. Sonucu herkes denetler diyorum yani sonucu herkes konuşur. Evet. Süreci konuşalım diye. Sonucu herkes denetler. Buyurun süreci denetleyelim, süreci çözelim. Peki performansa geçeceğim Fenerbahçe'nin bu karşılaşmadaki maç öncesinde zaten e, zemin görüldü. Hı -hı. İsmail Kartal da maç öncesi verdiği basın toplantısında, e, özel röportajda dedi ki biz planımızı değiştireceğiz. Mecburen. göre. Ama ilk yarıda sanki plan hiç değişmemiş gibi e, pas yapmaya çalıştı oyuncular ama çok zorlandılar. Sonra ikinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe. Evet. Farklı oyuncular, beklenmedik oyuncular belki de sahaya sürüldü. E, bu farkı nasıl değerlendireceksin? Mecburen. Yani normal şartlarda bu zeminde Hı -hı. pas futbolu oynanmaz. Hı -hı. Neden ilk yarıda bunu bu kadar ısrar edildi? Bilmiyorum. Yani İsmail Hoca ne hayal etti onu gerçekten Hı -hı. kestiremiyorum. Normalde doğal olarak daha uzun havadan toplar. Hı -hı. Daha böyle etkili e, bunu tercih edersiniz. Pas çünkü gitmez ki. Karşılaşmada da birçok pozisyonda gördük top atıyorsun. E, pas gitmiyor ki. Evet. Yani takımın hani şu anda pas e, başarı rakip yüzdesini hatırlamıyorum. Rakip ona da oyuncuya bakayım pas verdiler çoğunlukla. Evet. Çünkü gitmiyor. E, gitmiyor. Şimdi pas başarı yüzdesine hemen bakacağım. <laughs> Affına sığınıyorum izleyenlerin Tabii de. Çok olabilir. merak ederek bakıyorum bir taraftan. Şu karşılaşmada pas performansında da %65 Fenerbahçe'nin pas performansı var. Başarısı %69 Rize'nin. Anlatabiliyor muyum? Normalde bu oran nedir? İdeal bir sahada %80'lerdir. Evet. E zemin o kadar kötü ki %65 ile oynuyorsun. %65 ve bu %65 tabii ki de hani ne, ne anlama geliyor? 100 pas atıyorsun 35'i rakibe gidiyor. Ya da başka yere gidiyor. Ama sen, sana gitmiyor. Aynı şey Rize için de geçerli. Şimdi bu kadar fazla top kaybı olur mu karşılaşmada? 184 top kaybını Rize yapmış, 164'ünü Fenerbahçe yapmış. Topluyorsun ortaya çıkıyor 340-350 tane pas kaybı. Şimdi 350 tane pas kaybı demek e, oyun zaten 90 dakika oynanıyor. Değil mi? Yani 90 dakikada hadi uzatmayla 100 dakikada. 100 dakikada 350 tane pas hatası demek çok felaket bir tablo ya. Yani zemini düşündüm de çok az. Tabii canım yani geliyorum dedi biraz. Tabii şimdi toplamda oynadığın süreye böldüğün zaman ortalama 21 saniyede bir top kaybı. Her 21 saniyede bir top kaybı. Doğal olarak bu, bu zeminde oyun oynatırsan, oynamak zorunda kalırsan 21 saniyede bir top kaybı yaparsın. Bu evet. Ozan futboldan bahsedemeyiz. Peki, süremiz azalıyor. Bugünün önemli karşılaşmasına da değinelim <laughs> birlikte değerli izleyenler. İlk önce bir maç önü haberimiz ekranlara gelsin. Beşiktaş 26. haftada bugün saat 20'de Tümosan Konya Spor'la karşılaşıyor. Evet maç ön haberi de ekranlara geldi. Bu akşam saat 20'de oynanacak bu mücadele. Tümosan Konya Spor şu anda ligde 19. Hı -hı. sırada yer alıyor. Beşiktaş 4. sırada onlar için hedef 3. Lük tabii ki. E, bu akşamki beklentilerini soracağım. Şimdi Ziraat Türkiye Kupası'nda da bu iki takım karşı karşıya evet. gelecek. E, tabii Beşiktaş adına şöyle bir tablo var. Bu karşılaşma evinde kazanamaması durumunda Hı -hı. artık Trabzonspor'u da Galatasaray'la bir maçı var şimdi. Beşiktaş 2 e, hafta sonra Hı hı, Beşiktaş Galatasaray'la oynayacak. Evet. Yani burada fikstür açısından da zor bir döneme girmemek adına da evinde oynadığı karşılaşmaları kazanması gerekiyor Beşiktaş'ın ki 3. sırada Trabzonspor bir şekilde galibiyet elde etmeyi başarıyor. Hani iyi oyun kötü oyun tartışabileceğimiz noktalar var ama lig üçüncülüğünü elden kaçırmamak adına da bunu yapması lazım ki sadece üçüncülük değil bu arada. Dördüncülüğü de elden kaçırabilir. Yani bu tabloda Beşiktaş'ın Avrupa potasının dışında şimdi dördüncü sıra konferans ligi potası. Evet.